Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İstanbul Akıllı Şehirler Kongresi'ndeyiz. Burada Huawei'in standını ziyaret ettik. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ben İsmet Öker, Huawei'de Solution Manager olarak çalışıyorum Akıllı Şehirler biriminde. İsmet Bey. Neler var burada? Birazcık bize anlatabilir misiniz? Tabii anlatayım. Huawei Enterprise ekibi olarak bu sene akıllı şehirler konusunda çözümler geliştiriyoruz. Bu arkada görmüş olduğum nokta Çin'de, Shenzhen'de Longgang diye bir şehri var. Yaklaşık 15 milyon nüfusu var. Yani İstanbul'a benzer diyebiliriz. O şehrin yaklaşık işte bizim İstanbul ölçeğinde Ümraniye kadar bir bölümü tamamen akıllı şehir platformu ve onun üstünde bu ekranda görmüş olduğunuz komuta merkezi halihazırda kullanılmış. Bu komuta merkezinde neler var? Yaklaşık 30 tane farklı dikeyde konumlandırılmış aplikasyonlar. Bunlar ne? İşte akıllı ışıklandırma, akıllı soyacı, akıllı rögar kapağı ya da akıllı trafik, akıllı çöp toplama. Bunların hepsi bütün datalarını tek bir platforma aktarıyorlar. Bütün sistemi tek bir ekranda görebiliyoruz. Şu anda şehrin overall situation dediğimiz genel durumu, yani genel durumda şehrin economic development'ı ne? Yani bu aynı zamanda big data değerlerini de alıyor. Yani şehirdeki insanların eğitim durumu, işte gelir durumu, hangi bölgede ne kadar suç oranı var vesaire. Siz bu genel ekranda bunu kullanabiliyorsunuz. Yani arka tarafta görsel taraf komuta merkeziydi. Burada ne yapıyoruz? Bizim genel mimarimiz. En alt tarafta sensörler var. Bu sensörleri aktardığımız bir IoT platformu. Big Data platformu, görüntü işleme platformu var ve bunların üstüne Huawei yapay zekayı konumlandırıyor. Yapay zekadan kastımız ne? Yani siz işte şehrin merkezinde bir kaza olduğu zaman o kazayı operatör işte en yakın hastane nerede gibi bir destek veriyor operatöre. Çünkü arka tarafta yapay zeka işte hastanedeki boş yatak sayısını, işte en yakın ambulans, en yakın itfaiyeyi hesaplayıp bunu operatöre bir öneri olarak sunuyor ve operatör o flow üzerinde yapay zekanın önerilerine uygun kendi kararlarını veriyor. Ve bunun üst tarafında yine su departmanına, çöp toplama, enerji departmanlarına partnerlerimiz ayrı ayrı çözümler yapıyorlar ve bunun tepesinde Huawei'nin konumlandırdığı, daha önce göstermiş olduğum bir komuta merkezi var. İsterseniz diğer tarafta yapay zekanın trafik üzerinde Çin'de nasıl kullanıldığına dair bir örnek. Bu yine Çin'de Longgang'da, Shenzhen şehrin Longgang bölgesinde Huawei'nin oranın polis departmanı ile birlikte yürüttüğü bir akıllı yapay zeka projesi. Temelde ne yapıyor? Yolda 8 tane kavşak üzerindeki yayaları ve trafik yoğunluğunu kamera analizi üzerinden ölçüp aşağıda farklı şemalar var. Bu şemaların hepsi o yolu açıyor aslında ama bunların hangisini uygularsa diğer kavşaklara etkisi minimum olur ve şehri bu yapay zeka öğrenmesiyle birlikte hangi senaryolarla maksimum fayda sağlarım bunun analizini yapıyor ve uyguluyor. Şu anda pilot olarak uygulanıyor. İşte Çin'de bu yavaş yavaş yayılmıştır. Başladıktan sonra diğer ülkelere de pazarlanacaktır. Şöyle geçelim isterseniz. Buralar partner çözümlerimiz. Huawei'nin kendi çözümleri değil. Çünkü Huawei en alt tarafta hiçbir sensör üretimi yok ve yazılım üretimi de yok. Yani dikeyde kullanılan koşullarda, IoT hariç. Burada Türkiye'de biz İstanbul'da, Ümraniye'de Open Lab açtık. Open Lab'in amacı nedir? Türkiye'deki lokal partnerleri bizim ekosistemimize dahil edip bu platform üzerinde gittiğimiz zaman bir ekosistem portföyü sunmak. Dolayısıyla işte belediyeler, bu platform üstünde çalışan Neva Labs, Logiba gibi firmaları ve hatta işte globaldeki firmalarımızın ürünlerini kullanma şansı elde ediyorlar. Neva Labs da bunlardan bir tanesi. Genel olarak yüz tanıma algoritmaları üstüne çalışıyor. Huawei'nin Video Cloud platformu üzerine yüz tanıma algoritmalarını çalıştırıyor. Şüpheli falan diyor mesela şurada. Evet, yani bu daha önce tanımlanmış bir, yani aslında bizim çalışma arkadaşımız, biz kendisini işte şüpheli olarak tanıttık. Yani bu çevrede bu kameradan ve diğer kameradan bu bölgeye o kişi girdiği anda sistemden otomatik uyarı veriyor. Yani siz işte herhangi bir şüpheli, daha önce suçluyu sisteme fotoğrafını yüklerseniz bu bölgeye geçtiği anda otomatik olarak sistem size bir uyarı verecektir. Genel olarak yüz tanıma algoritması üstünde çalışıyor. Peki Huawei için, yani ülkemizdeki pazar için ne düşünüyorsunuz?
Huawei zaten Türkiye'de büyük bir pazar payına sahip. Dediğim gibi biz üç ana farklı şirketiz. Birincisi operatör tarafı, ikincisi cep telefonu üreten consumer, son kullanıcı tarafı ve enterprise, kurumsal taraf. Kurumsal tarafta zaten, pardon, operatör tarafında pazar payı oldukça geniş. Operatörlerin altyapısının büyük bir kısmı Huawei tarafından sağlanıyor. Cep telefonları dünyada bu sene işte Apple'ı geçti, ikinci sıraya geldi. Samsung birinci sırada. Türkiye'de de pazar payını ikiye katlamış durumda. Enterprise tarafında da biz şu anda belediyelerle ve diğer kurumsal firmalarla birlikte işler yapıyoruz. Günle geçtikçe de pazar payını bu tarafta da büyütecektir. Anladım. Tamam, teşekkür ediyorum İsmet Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Huawei'in standını gezmiş olduk. Bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.